Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal kündülük haberler programımızı görüşmelerine karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünya kün tertifindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kınem istiklalar ikranımız olsun. Şarık Türkistan'da heyt harpısı da mı koçular ademsiz kalmakta? Yakınki yıllardan beri Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irki kırgıncılık cinayeti sebeplik Şarkı Türkistan'ın her kaysi caylarıdaki kaynak pazarlarda Uyghurlar aziyip kalgan hatta Uyghurlarını körgeli bulmaydıgan haletki kelgeliki haber kılıngan idi. Nöbette kurban heti yakınlaşıvatkan küllerde mi bazar koçularının çölderep kalgalıkı aşkarlandi. İctimai uçur vasıları tarqalgan sırlarda körüsleşe bu yıllık kurban heti harpısı da kiyim geçek dükkanları da Uyghurlar azlap kalgan, hatta bazı bazar restler ademsiz kalgan. Bularının içindeki birisin atıştın tarıktılgan bulup, dükkandarlar çölderep kalgan dükkan restlerini körüstüp, tövendeki sözler bilen tane kılgan. Bana atıştın et bazarda edem mıgmeğ patmatı da bana bazal ottek bulap gitip barıdı. Bazar yaman yakşı, yaman yakşı. Müşünçilik bulap koyadı da bazala. Et bazarı bana. 6. ayının 12. günü müşünü bir fandomluk evetip koysa alınma bazarının ot doğunu görüp yanı bir östese müşü icarını göre alınma bazarını. Xoten şehirden tarıktılgan sırlardı bolsa heyt harpısı da kiyim gecek bazarı da dükkandardın başka adam görgeli bulmaydıgan bulup sodiger çölde arap kalgan dükkan ve koçularını körüstüp mundak diyen. Vay bu yıl hiç bulam to ya hiç bulmam ta. Bir yerde hiç bulmayı da uçturuş gelmeyen to. Kandıga bu. Edenle bek ensertten ya bu kredala. Şunda yaran mallını, kırgallık mükülak malını hiç üçün ekepsilge. Tizip teyalap koysak edem yok. Şunda soğudu bu muğansın. Şunda yaran mallını mı kırk dokuz koyu çüküz vattık. Şunda yaran köynek, yaran gansarıl ne. Madukanın içindeki yığılıklı gene hem de toşak yığılık madukanın içi lık kandığını kedi sana şunduğu batusa. Bu adam kokap kaldı ya bu. Ama ticaret kıtkan yıl mı ya bu yıl ya. Sip kip yetip öyde talının sayesinde kıtkan yıl mı. Kulu bu mu diye bu. Neymiş ya bu. Bu bugün 2024 6. ayının 12. günü tutsa. Bu gene 4 gün kalan gün digendi. Palak puluk soğuduk kese kulağı bu rüzetçilik mi bazı olmam tabi yel. En sırap kaldım bakmam ben. Ey kandığını kandaktınız ha bu işine. Xitay bir neçe yıl mabeynide Şarkı Türkistan halkının dini ve milli kimlikini, medeniyetini yoktuştak rezil maksatı bilen atılmış konu olduraq rayonunu yenilaş ve güzelleştiriş, eşinci emge küçünü işgı oranlaştırış kadarlıq namlarda Uyghurlarını Xitay ölkeleri ve Şarkı Türkistan'daki Xitay köpsallıqını ilgileydiğen rayonlarla sürgün kılgan idi. Milli uslubdaki öy imaretler hoyla aramlarını mecburi çekip Xitay uslubuğu özgertip kelgen idi. Şunlıkla bir kısım tarihi bazarlarını çekip tüzlüvetken ya ki takıvetken idi. Yıkında aşka aralangan ekinişlik ekvallarda məlum buluşça Xitay Uyghurlarını bigunah türmege solap mecburi emgeki salgandın başka mehbuslardın ya ki aile tavabiatıdın mecburi pul algan. Maddi ve manevi cihetin basturu sebeplik halık barğancı namratlaşkan. Ama Xitay halkara cemiyetke atılmış namratlıktan kutuldurduk diyen namda sallık malumat ilan kalıp halkara cemiyetinin közünü boyumaqta. Küzetküçüler Xitay'nın Şarkı Türkistan'da halkını iktisadi cihetin acizlaştırış, texamı önümlük kontrol ve nazarat kılış, nüfus nisbitini tövelletiş kadarlıq vasıtlar arqılıq irqi qırgancılıq siyasetini devamlaştırvatqallıqını, ahırda Şarkı Türkistan'ı uyğursızlaştırış arqılıq Şarkı Türkistan'ı mengülük yutuvelişki urunuvatqallıqını bildirişmekte. Amerika, Xitay ve başka devletlerinin Rusya bilen bulgan soda alaqısını çekilmekte. Amerika Rusya'ya karatkan cezanı kengaytip, Xitay ve başka devletlerinin Rusya bilen bulgan soda alaqısını çekleşke tırışmakta. Amerika vazının haber kılışça, Amerika 13. iyon Rusya'ya karatılgan cezanı kengaytken, G7 rehberleri İtalya'ya yığılgan bulup, onlarının birinci muhim işi Ukrayna'ya bulgan kollaşını küçeytiş ve Rusya'nın uruş maşinesini acizlaştırış işkerliği ilgiri sürülgen. Çarşamba gündeki yürüyüşlük planına asaslanğanda Rusya'nın Ukrayna'da uruş kılışığı yardım berivatkan Xitay şirketleri nişanlanğan bulup, bekitilgen Rusya orulları bilen hemkarlaşkan çet el pul muamili organlarının xavpi alaydı tilgi ilingan.
bildirilishicha berildigan jazo degani Rossiyaning pul muomili ul aslahalarini nishonlab davlat ichi sirtiga iqiyotgan pulning miqdorini cheklash maqsad qilingan. Jazo e'lon qilingandan keyin uzun o'tmay Moskva aksiya bozori Amerika dollari va yevro savdosini to'xtatganligini e'lon qilgan. Ma'lum bo'lishicha urush boshlangandan buyon Amerika 4000 dan ortiq Rossiya shirkati va shaxslariga Moskvaga mablag' selish va qurol-yarog'larning iqib kirishini to'sishni maqsad qilgan jazolarni e'lon qilgan. Ilg'or o't kuchi yaqinqi oylarda Rossiyani jang maydonida ustunlikka ega qilgan. Navbatda Rossiya ta'minlash zanjirini asliga keltirishga urinigan bo'lib, yangi shirkatlar barliqqa kelishga boshlagan. Gerçi berilgan jazo qonunsiz mollarning aylanishini to'xtatolmasimi, ammo ular Rossiyaning xalqiqlik texnikalik qurollarni sotib olishini va tovarlarning markasining sonini oshirishni texmo qiyinlashtirish uchun o'tirg'i chiqarilgan. 12 iyundagi yig'inda oshkorilanishicha Rossiya bilan ta'minlovchilar o'rtasidagi savdo summasi 100 million dollardan oshadi ekan. BDT amaldori urush to'xtatilmasa bir avlod yo'qolib ketadi dedi. BDT yaqin sharqdagi Falastin musofirlariga yordam berish xizmat ishlashi organining bosh amaldori Filip Lazzarini Isroilning hujumlari ostidagi G'azza rayonida urush to'xtatilmasa bir avlod kishilarning yo'qolib ketadiganligi to'g'risida ogohlantirdi. Filip Lazzarini ommaviy o'rtoqlashish torbati X sahifasida e'lon qilgan bayonotida to'qunish va urushlarda oldi bilan va eng qattiq azob-uqubatlarning dardini tortadiganlarning bolalar ekanligini, G'azzaning vaziyatining dal shundoq ekanligini ta'kidladi. Lazzarini Isroilning G'azzada yurgizayotgan qatliamlari davomida nihoyatda ko'p kishilarning hayotidan ayrilganligi va yaralanganligini, hayot qolganlarning bo'lsa aytib tugatkisiz azob-uqubatlarni boshdan kechirayotganligini, Isroilning hujumlari natijasida maktablarning vayron bo'lganligini, shuning bilan bolalarning butun o'qish yilida o'qish va o'yindan mahrum bo'lib qolganligini bayon qildi. Lazzarini hujumlarning G'azzadagi bolalarning bolalik davrini xonavayron qilganligini eskertib, agar G'azzada urush to'xtatilmasa, bir avlod kishilarning yo'qolib ketadiganligi to'g'risida ogohlantirdi. Egilnishcha Isroilning 7 oktyabrdan buyon G'azza rayonida yurgizayotgan qatliamlari davomida kam deganda 15517 bola va 10279 ayolni o'z ichiga olgan 37232 falastinlik o'ldirilgan, 85037 falastinlik yaralangan. Allohumma rahmatak va lutfak لكل أهلنا فيها اللهم نستودعهم ونشهدك على أن قلوبنا معهم Angliyada xalqaro sun'iy idrok yig'ini chaqirildi. Angliyaning poytaxti Londonda xalqaroliq texnologiya shirkatlarining qatnashishi bilan 9-chi navbatlik 2024 yillik London sun'iy idrok yig'ini chaqirildi. Taxminan 4000 texnologiya mutaxassisi qatnashgan yig'inning asoslik kun tartib moddasini sun'iy idrokdan unumli foydalanish, qiliplashtirish va raqamlik o'zgartishni amalga oshirishning chora-tadbirlari tashkil qilindi ekan. 13 iyun oxirlashgan yig'inda IBM, Nvidia, Intel, HP va Google Cloud qatorliq nurg'un xalqaroliq texnologiya shirkatlari o'zlarining sun'iy idrok mahsulotlarini tanishtirgan. Rossiya g'arb dunyosiga tahdid soldi. Rossiya xavfsizlik kengashining muavin boshlig'i Dmitriy Medvedev g'arbga qarshi turgan davlatlarga yadro qurollaridan boshqa har xil qurollarni berish kerakligini aytdi. Turkiya ovoz radiosi xabarida qayd qilinishicha Dmitriy Medvedev Telegram adresida bayonot e'lon qilib, Amerikaning Rossiyaga qarshi yurgizayotgan embargolarning doirasini texmo kengaytirish qarori ustida to'xtalgan. U embargolarga inkas qaytarish kerakligini bildirib, davlatimizga va barliq fuqarolarimizga qarshi bu cheklamalarni yo'lga qo'ygan davlatlarga har kuni eng yuqori chekda ziyon selishimiz kerak. Ular g'arb dunyosining dushmanlariga, ya'ni g'arbga qarshi chiqqan davlatlarga qurol yaroq berishimizdan qo'rqadigan bo'lsa, undaqda hozircha yadro qurollaridan boshqa beraladigan barliq qurollarni berishimiz kerak. Dushmanimizga qarshi prinsipchan bo'lmasligimiz kerak. Ular Rossiyaga ziyon solganligi uchun jazolanishi kerak degan. Vladimir Putin o'tgan hafta e'lon qilgan bir bayonotida Rossiyaning Ukrainani qurol bilan ta'minlagan davlatlarning sezgir rayonlarga yaqin joylarga besimga uchrayotgan davlatlarga va ba'zi nuqtalarga yiroq masofalik qurollarni avatish huquqiga ega ekanligini ta'kidlagan edi.
Hörmətli körülmələr, şuna qalı bugünkü xəbərlərimiz müşahədə axırlaşdı. İnşallah ətik proqramımız görüşkəcə. Aman bolğa istər. Assalamu aleykum və rahmatullah.